Son yıllarda gördüğümüz, çokça konuşulan bir küresel iklim değişikliği birlikte bir kuraklık var. Diğer taraftan da kuzeyde Ukrayna ve Rusya savaşı var. Bu durumla ikisi birleşince özellikle son zamanlarda ayçiçeğinde ve buğdayda işte problemler yaşanmaya başladı. Şu an durum nedir? Nerelerdeyiz biz? Yakın zamanda ne gibi değişiklikler olacak? İlk önce nerede bulunduğumuzdan başlayalım. Ya şöyle özetlenebilir o, tarım takvimi dediğimiz takvimde bir miktar kaymalar, yağış rejimi kaynaklı olarak böyle bir kayma oluşuyor. 2021 hasadında ve 2020 hasadında bu kuraklığı Türkiye özelinde gördük. Özellikle de Güneydoğu'da, işte Antep, Urfa hattında, 2021'de bunlara Konya dahil oldu. Bu tip problemler yaşandı şu andaki buğday üretim yılı itibariyle. Mesela şöyle, ben bir en son Şubat ayı yağış raporu aldım. Oradan size mesela böyle çok küçük şeyler söyleyeyim. Mesela Marmara bölgesi normalin %61, 2021 yılına göre ise %59 yağışlarda artış var. Ege'de normale göre %9, 2021 yılına göre %98 artış var. Doğu Anadolu'da normale göre %32 azalma, 2021 yılına göre %13 artış var. Yani bu yılla ilgili kış yağışlarına göre baktığınızda bir sorun gözükmüyor. Ama hani bitkinin ihtiyacı olan bu Nisan-Mayıs yağmurlarına da eğer vaktinde, saatinde şey yapabilirsek, alabilirsek, 2022 yılının buğday üretimi ile ilgili açıkçası ben bir sorun beklemiyorum. Bir miktar gübreleme kaynaklı sıkıntı konuşuluyor. Ben bizim bölge için çok da buna şahit olduğumu söyleyemem açıkçası. Ama yağışların normal gidiyor olması, bu gübrelemeden kaynaklı eksikliği fazlasıyla tolere edebilecek gibi bir imkana sahip. Bir de Türkiye'de ürün deseni değişiyor. Akdeniz'de pamuğa kayma, İç Anadolu'da mısır üretimine kayma, mesela bizim buralarda kanola ekimine kayma, Rusya ve Ukrayna'da son 5 yılda, 7 yılda her türlü tahıl ürününde ciddi bir artış var, üretim artışı var. Bu üretim artışı teknoloji kaynaklı ya da farklı cins tohumların ekimiyle ilgili değil. Bu küresel ısınma, Ukrayna ve Rusya'da özellikle kuzey bölgelerinde daha fazla tarımsal alan açılmasına sebebiyet verdi. Halbuki mesela Rusya'yı ve Ukrayna'yı Türkiye ile mukayese ettiğinizde her metrekaredeki üretim olarak Türkiye onlardan çok daha yüksek üretimler yapıyor. Fakat biz yeni tarımsal saha açamadığımız için bize düşen mevcut tarımsal sahayı daha efektif kullanıyor olmaktır. Yani bir birim metrekarede daha yüksek üretim yapabilecek, gerek tohum çeşitliliği, tarımsal faaliyetin takibiyle bunu beceriyor olmamız lazım. Bir de ben Türkiye'de ileriye matuf gördüğüm bir mısır problemi olduğunu düşünüyorum. Türkiye bundan 25-30 sene evvel çok da mısır ihtiyacı olan bir ülke değildi. Mısır bize böyle bir, benim tabirimdir bu, kimse kusura bakmasın, bir bela gibi gelmeye başladı. Vahşi sulama çok ciddi, işte bu Konya'da görüyorsunuz obruklar falan oluşmaya başladı. Bir vahşi sulama var. Yani biz burada Çeltik'te bu vahşi sulamayı görüyoruz ama hani mısır artık Türkiye 6-7 milyon tonun üzerinde mısır üretmeye başladı. Bir de tabii ki bizim esas ana kalem ihtiyacımız olan buğday ve ayçiçeğinden ve hatta arpadan tarım alanı çalmaya başladı. Kahvaltı öğünü denilen şey Amerika'da Kellogg's'un başlattığı bir reklam kampanyasıyla başlamıştır. Burada da işte Amerika'daki bu DDGS üretimi, işte akaryakıt kullanımı falan gibi bir şeylerle dünyada bir mısır üretimi
patlak verdi ve milyar tonun üzerinde dünyada mısır üretiliyor ve bu mısırın da bir şekilde tüketilmesi sağlanıyor. İşte nasıl tavukçulukta tüketiliyor, büyükbaş hayvanda, büyükbaş hayvan yeminde kullanılıyor. Ha buna ne kadar ihtiyacı var Türkiye'nin? Bunun tartışmaya açılması lazım geldiğini düşünüyorum. Yani biz mevcut tarımsal sahamızı daha efektif kullanmak zorundayız. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşından evvel şeye gidelim. 2021 Temmuz dönemine gidelim. Ukrayna-Rusya'dan çıkan bir buğdayın Türkiye limanlarına teslim fiyatları yaklaşık 250-260 dolarlar civarındaydı. Fakat bizim Kurban Bayramı'na girdiğimiz dönemlerde Amerikan Tarım Bakanlığı bir rapor yayınladı ve geçen sene bizim içinde bulunduğumuz bu Karadeniz-Akdeniz havzasındaki kuraklığın benzeri bizdeki kadar olmasa da Ukrayna-Rusya tarafında da görüldü ve bu rapordan sonra bir anda buğday fiyatları yaklaşık tonda 50 dolara yakın bir hareket yaptı. 15 Temmuz'da 250-260 dolara Türkiye'ye mal olan bir buğday, Temmuz'un sonunda, Ağustos'un ilk haftasında ton başında 300 dolarlık fiyatları gördü. Mesela şu tip eleştiriler duyuyorum ben. İşte geçen sene açıklanan taban fiyat çok düşüktü. Daha sonradan işte 400 dolara bile Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat yapmak zorunda kaldı. Ben bunun haklı bir eleştiri olduğuna inanmıyorum. O zamanki koşullar itibariyle Türkiye'de verilmiş olan taban fiyat dolar bazlı ve Rusya-Ukrayna'dan yapılan ithalatla mukayese ettiğinizde onun çok üstünde bir fiyat, o zamanki dolar kurunu ele alın, yaklaşık 285-290 dolarlık fiyatları satın alacak bir buğday fiyatı vardı Türkiye'de. Burada sadece şunu söyleyebiliriz. 250 dolara, yani kendi üreticinizden daha ucuza bir ithal etme imkanı var iken ve ortada buz gibi bir kuraklık gözüküyorken bir miktar daha fazla alıp bugünler için stoklama yapabilir miydi TMO? Evet, yapabilirdi. Ama bu da işte bütçeyle, depoyla, şununla bununla ilgili hikayelerdir. Savaş nasıl etkiledi? Bu İşte Ağustos başında 300 dolara yükselmiş olan Karadeniz havzası, Karadeniz kökenli buğday fiyatları savaşla beraber 100 dolar prim yaptı. Bu 100 dolar primin bir miktarı Rusya'nın buğdaya koyduğu ithalat vergisi, bir miktarı taşıma maliyetleri kaynaklı ve tabii oradaki o fiyat hareketi bizde de aynen neredeyse iç piyasadaki buğday fiyatlarını da etkiledi. Cezayir gibi, Libya gibi bazı ülkeler buğday bulamazken bizim böyle bir sorunumuz olmadığının da altını çizmek lazım. Bir de pandeminin tabii farklı bir şeyi de oldu. Ülkelere ders niteliğinde bir durumu da oldu. Bunu özellikle ekonomik yönden ileride olan ülkeler, işte hepimizin bildiği mesela işte Çin'in bir anda şeyi değişti. Devletin mısıra, buğdaya yaklaşımı değişti. Onlarda ayçiçeği yağı tüketimi yok ama işte soyada mesela çok enteresan şeyler yaptı adamlar. Çok büyük ithalatlar yaptılar. Ülkelerde de gereksiz stok taşıma eğilimleri oluşmaya başladı. Yoksa bundan dolu dolu iki sene önce buğday fiyatları 185-190 dolarlar civarındaydı. Şu anda konuştuğumuz 400-420 dolarlara göre neredeyse dolar bazında demek ki iki katına yakın bir hareket oluşmuş. Ama bütün bunlara neresinden tutarsanız tutun ne dünyada ne Türkiye'de yok üzerinden bir kampanya yürütülmesini de doğru bulmadığımı da ifade etmek isterim. Yani Türkiye'de de, dünyada da bunun üretimi
ziyadesiyle yapılıyor. Bunlar çok marjinal yıllardır. Yani kuraklık üstüne mesela şöyle düşünün. Türkiye'nin buğday ithalatının %78'ini Ukrayna ve Rusya karşılıyor. Sizin en büyük buğday tedarikçiniz iki ülke savaşıyor. Ha, bu şu demek değil. Bu %78 dediğimiz rakamın tamamını Türkiye kendi iç pazarında falan da kullanmıyor. Bu %78'in yarıdan fazlasını aslında Türkiye un ihracatı için kullanıyor. Yani bizde şöyle bir mekanizma olduğunu da bilmek lazım. Türkiye dünyada Avrupa Birliği'ni eğer tek bir ülke kabul etmez iseniz tek ülke olarak değerlendirildiğinde hem miktar hem döviz bazında dünyanın bir numaralı un ihracatçısı ülke. Ama bizdeki sistem nasıl çalışıyor? Önce buğday ithalatı yapıyorsunuz, içeride o malı kırıyorsunuz, sonra un ihracatını yapıyorsunuz. Kimileri diyor ki un ihracatının kapanması lazım. Bu da doğru değil. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Sebebi şu, Türkiye'nin un ihracatının buğday pazarına direkt ya da endirekt hiçbir etkisi yoktur. Aksine Türkiye'nin un ihracatının un üretirken yanında üretilen kırık buğday ve kepeğin de yem ham maddesi olarak kullanıldığını düşündüğünüzde yem fiyatlarının ve yem ham madde fiyatlarının makul seviyelerde kalmasına bir faydası vardır. Kapasite doluluğu sağlar gibi yan etkileri vardır. Dolayısıyla da hani un ihracatının kapatılması falan gibi bir takım yaklaşımların da doğru olduğunu da düşünmüyorum.